Sol bek konusunu sormuştun. Sol bek konusunda Galatasaray'ın çok ciddi bir çalışması var. Şu an birkaç aday gündemde. Bunlardan biri Angelinho. Leipzig'in oyuncusu sezonu Hoffenheim'da kiralık geçirmişti. Alman basında yansıyan bilgiler Leipzig'in yeni sezon planlamasında olmadığı şeklinde yorumlanıyor. Angelinho şu anda Galatasaray'ın ciddi bir adayı. Onun dışında yine Galatasaray'ın adayları arasında Borna Sosa'nın olduğunu söyleyelim. Stuttgart'ın sol beki Hırvat milli takımında görev yapıyor. Yani Galatasaray ciddi bir sol bek transferi yapmak istiyor kadroya. Kazımcan'ın iyi sezon finaline rağmen orada yabancı bir sol bek transferi özellikle Şampiyonlar Ligi düşünülerek isteniyor. Tabii ki bu saydığımız isimler maliyeti yüksek isimler. Mesela Nuno Mendes'in de ismi geçiyor Galatasaray'la. Hep bunlar yüksek maliyetli isimler Galatasaray için. Ve o yüzden de yönetim burada nasıl bir planlama yapacak açıkçası bilemiyoruz. Yani ciddi rakamların gözden çıkarılması gerekiyor çünkü bu oyuncuların transferi için. Alexandro transferi hani maliyeti daha düşük olabilirmiş gibi duruyor. Çünkü oyuncunun bonservisi elinde. Bir imza parası ve bir maaş karşılığında ikna edilebilir durumda. Ama yönetim o pozisyona daha genç, daha dinamik bir futbolcu istiyor ve şu anda çalışmalar devam ediyor o konuda. Bir de tabii kalede Muslera gibi bir deveniz ve Galatasaray efsaneniz var ama bir yandan da gözler yerli bir Evet. kaleci transferi daha yapılır mı yönünde ya da zaman zaman Muslera'yı aratmayacak belki de artık zamanı geldi diye düşünüyor Galatasaray taraftarı. Bu konuda beklentiniz ne? Çok ufak bir düzeltme yapayım. Hemen bir izleyicimiz yazmış. Nuno Tavares, ben Mendes demiştim. Paris Saint-Germain'in sol bekine gitti aklım bir anda. Kusura bakmasınlar. Yani evet kaleci konusunda Galatasaray'ın planlaması var. Çünkü az önce söyledik 3 yerli formülünde bazı maçlarda mutlaka Muslera'nın da yedek kalması gerekiyor. Yani ve Galatasaray yönetimi bir yerli kaleci transfer etmek istiyor. Burada Günay'ın ismi geçiyor. Doğan Alemdar'ın ismi geçiyor. Galatasaray'ın ilk hedefi Doğan Alemdar'ı kiralayabilmek satın alma opsiyonuyla ama burada kulübü şu anda tekliflere pek sıcak bakmıyor. Eğer Doğan konusunda olumsuz gelişmeler sürerse orada Günay transferi Galatasaray için en yakın ihtimalmiş gibi duruyor. Çünkü tecrübeli bir isim Günay Güvenç. Geçtiğimiz sezon iyi bir performans gösterdi. Son dönemde sürekli istikrarlı bir performansı var. Ve dediğim gibi Muslera'nın yeni sezonda her maçta 11'de olması Okan Hoca'nın çok fazla başını ağrıtır bu üç yerli formülünde. Ya bu sezon bir şekilde bu çözüldü ama yeni sezonda aynı sorunların yaşanmaması için bazı maçlarda bir yedek kalecinin mutlaka forma giymesi gerekiyor. Dediğim gibi Günay Güvenç ya da Doğan Elember konusunda önümüzdeki günlerde gelişmeler olacaktır. Zaniolo ile ilgili çok sorular var. İşte Juventus'un ilgisini soranlar var. Zaniolo şimdi İtalya milli takımında da boy gösterecek. Evet. Son hafta özellikle müthiş gollerle ve oyun performansıyla sezonu kapattı Zaniolo. Şimdi İtalya milli takımındaki performansında olacak gözler. Zaniolo ile ilgili yorumunuz ne olur? Yani bu akşam İspanya'nın maçı var İtalya'nın. Bizim gözlerimiz o maçta olacak. Tabii ki Zaniolo'nun İtalyan milli takımında da çok iyi performans göstermesi transferini çok olumlu etkileyecektir. Yani pazarını bir hayli genişletecektir. Çünkü yani İtalyan milli takımının 11 oyuncusu olabilmek çok kolay bir iş değil. Artı şu anda Zaniolo İtalyan futbolunun en değerli 3 parçasından biri. Yani tartışmasız. Yani bir tarafta mutlaka Barella'yı sayabiliriz. Bir tarafta Tonali'yi sayabiliriz. Üçüncü olarak da Zaniolo. Bu herkesin İtalya'da kabul ettiği bir gerçek. O yüzden de yani Zaniolo'nun transferi çok olası gözüküyor. Yani Okan Buruk kalmasını istiyor. Çünkü sezonu müthiş tamamladı senin de söylediğin gibi ve yeni sezon için çok iyi hayaller kurdurdu Galatasaraylara Nicolò Zaniolo. O yüzden de tabii ki taraftarlar da kalmasını istiyor ama yani burada İtalya pazarında çok ciddi bir alıcısı var Zaniolo'nun. Hani Juventus, Milan, Inter herhangi bir takım mutlaka Zaniolo'ya teklif yapacaktır diye düşünüyorum. Hani şu anda masada bir resmi teklif gözükmüyor Galatasaray için ama önümüzdeki günlerde mutlaka Zaniolo konusunda sıcak gelişmeler olabilir. İngiltere'den de talepleri var çünkü Zaniolo'nun. Açıkçası Ceyda ben kalma ihtimalini gitme ihtimaline göre daha düşük görüyorum. Yani Zaniolo'nun ayrılık sanki daha yakınmış gibi duruyor ama tabii önümüzdeki günlerde teklifleri de gördükten sonra daha rahat bir değerlendirme yapmamız gerekir sanırım. Peki şimdi hemen şöyle bir sona doğru yaklaşırken izleyenlerimizin de sorularına göz atalım. Alaaddin Devren demiş ki yayınlar
Onur Bey, Boey'nin geçtiğim sezon gösterdiği performans bu sezon gösteremez diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Diye sormuş. Ya tabii ki bunu kimse bilemez ama oyuncunun trendine baktığımız zaman sürekli yükselen bir performans oldu bu sezon. Yani ilk başladığı Alanyaspor maçı, Antalyaspor maçı ve bitirdiği Fenerbahçe maçına bakalım. Arada korkunç bir fark var. Sürekli yukarı doğru bir ivmelenme söz konusu ve yeni sezonda da ben performansının tam tersine daha da yükseleceğini düşünüyorum Saşa Boy'un. Çünkü sürekli kendini geliştiren, çok çalışkan bir oyuncudan bahsediyoruz. Umarım Galatasaray'da kalır. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde çok ihtiyacı olacak Galatasaray'ın. Saşa Boy gibi çok tempolu, kuvvetli, savunması güçlü bir beke. Ama şu anda dediğim gibi yani Saşa Boy gibi bir oyuncunun 20-25 milyon euro seviyelerinde herhangi bir başka bir ligde bulunması söz konusu bile değil. O yüzden de Avrupa kulüpleri bence bu fırsatı kaçırmaz diye düşünüyorum. Ve Zapata ismi en çok sorulan isimlerden biri. Zapata, evet. Ya Duvan Zapata menajer önerisi de gündeme geldi. Galatasaray'ın direkt temasının olduğu bir isim değil. Yani çünkü Galatasaray yönetimi dedim ya az önce Mustafa Muhammed'in ayrılığı sonrası Icardi kalsa bile iki forvet transferi yapacak. Ve mutlaka Icardi'nin arkasına da kaliteli oyuncular alınması planlanıyor. Zapata da bu çerçevede düşünülen bir oyuncu. Menajer önerisiyle gündeme geldi. Şu anda Okan Hoca'ya oyuncu ile ilgili bir rapor gönderilecek. Okan Hoca'nın o konudaki geri dönüşünden sonra bir hamle yapılacak ya da yapılmayacak. Ama şu anda Galatasaray'ın bir teklifi yok. Okan Hoca'nın raporundan sonra oyuncuyla alakalı bir karar verilecek. Peki eklemek istediğiniz Onur Özkan? McKennie konusunu istiyorsan son bir değerlendirelim. Evet. Yani Weston McKennie işine çok kısa bir konuşalım istiyorsan. Aha. Yani şu anda Okan Hoca'nın en çok istediği 8 numara takımında görmek istediği. Çünkü planlamada Okan Hoca Torreira'nın yanına en az Torreira kadar tempolu, mücadeleci, sert. Aynı zamanda topla ilişkisi daha iyi bir oyuncu transferi istiyor. Hatta Oliveira'nın takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Yani ben açıkçası ayrılığını zor görüyorum. Şu an ama zor görüyorum Ceyda. Çok yüksek bir maaşı var. 3 milyon euroya yakın bir maaş alıyor. Hani bu maaşı yani Körfez ülkeleri dışında bir yerde bulamaz şu anda. O yüzden de kendi hani ayrılığa çok sıcak bakmayacağını düşünüyorum ama oraya mutlaka bir oyuncu alınacak. Yani Oliveira'dan çok daha tempolu. Çünkü doğru yani şu gerçekçi de davranmak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nin temposu bizim ligimizin çok daha üzerinde bir tempo. Ve Oliveira'nın gördük ki temposu orası için çok yeterli olmayacak. Mertens için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O yüzden de burada hem 8 numara pozisyonuna hem 10 numara pozisyonuna çok daha tempolu, agresif iki oyuncu transferi düşünülüyor. Weston McKennie, Okan Hoca'nın en çok istediği oyuncu. Leeds United'da kiralık geçirdi sezonu. Juventus'un planlamasına yer almıyor. Burada yönetimin hedefi bir satın alma opsiyonu, kiralama. Olur mu olmaz mı göreceğiz önümüzdeki günlerde ama şartlar zorlanıyor Weston McKennie konusunda.